açmış, sana yalvaran, seni seven, senden isteyen, senden başkasına sığınmayan, kudretine ve azametine sığınmış, kibriyana sığınmış, ya mümin, ya selam, ya hafiz diyen, hafzını isteyen, selametini isteyen, emanını isteyen kullarız. Ölümle aramızda bir damlacık bir kan var. Ölümle aramızda bir ip var ya Rabbi, hayatla ölüm arasında. Senin kudretinin teslimleriyiz, senin azametinin teslimleriyiz. Kapına gelmişiz, kurbanın olayım, başka kapıya muhtaç etme. Kendinden başkasının emanına savurtma ya Rabbi. Kerim'deki mucizeler nelerdir? Birbirine karışmayan iki denizin sırrı nedir? Az sonra. Ölümden kaçış var mı? Dondurularak saklanan bedenler tekrar dirilir mi? Az sonra. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Geceniz hayırlı olsun. Efendim yarın gece tam bu saatte, şu an gibi anda Mevlid Kandili özel programıyla huzurunuzda olacağız. Yarın gece Rebiül Evvel ayının 12'si, sevgilinin dünyayı şereflendirdiği, kandiliyle yürekleri aydınlattığı, şirkin bütün tortularını yok ettiği, İnsanı insana kul olmaktan çıkarıp Allah'a yönlendirdiği ve şirk üzerine, zulüm üzerine kurulan bütün izimleri yıktığı günün ilk muştusunu aldığı andır yarın gece inşallah. Efendim yarın gece Mevlid Kandili ile burada olacağız. 00:20'yi geçtiğinde saatlerimiz inşallah o saatlerde burada Mevlid Kandili ile beraber olacağız. Bugün bu gece yine beraberiz, yine dua edeceğiz. Yine sevgili Abdurrahman Önül, Mustafa Duman kardeşlerimle beraberiz. Onlar da programımızı onurlandırdılar ve bugün konularımız güzel. O ifade ettiğimiz konuları birbiri ardınca inşallah konuşacağız. Çok dua edeceğiz. Yarın için lütfen şimdiden hatimlerinizi, yasinlerinizi bizlere iletiniz, gönderiniz. Hep beraber dua edeceğiz. Ama gecemizi duayla başlatalım. Gecemizin duasına, bereketine, affına, hidayetine. Çünkü biz Rahman'dan isteriz ve Rahman kendisinden istenildiğinde rahmetiyle muamele eder ve sevinir. Kul başkasına yöneldiğinde Rahman der ki ben varken niçin başkasından istedi? Ben varken niçin bana yönelmedi? Kuldan istenilmeyince kuldan istenince kul isyan eder, nefret eder, bıkar, usanır. Ama Allah bıkmaz ve usanmaz haşa. Amin. 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 Amin ya mucibel sailin ve ya erhamer rahimin irhamna ve erhamil fukara ve'l mesakin elhamdülillahi rabbil alemin ve lakibetu lil muttakin ve la udvana illa alel zalimin ve salatu ve selamu alel meb'usi rahmeten lil alemin seyyidi ebil kasım Muhammedin aleyhissalatu vesselam. İlahi ya Rabbi, şu içinde bulunduğumuz Hazreti Peygamber'e peygamberle aydınlanmış olan ve bir başka zamanda da peygamberin vefatına şahit olmuş olan Rebiül Evvel ayındayız. Rebiül Evvel ayının iki yönü var. Bir, sevgiliye selam verdirten aydır. Yani peygamberin doğduğu aydır. Bir başka açıdan Rebiül Evvel peygamberin vefatına haberci olan aydır. Bu iki yönüyle biz Rebiül Evvel'i karşılıyoruz. Ya Rabbi, bu yaklaşan Mevlid Kandili hürmetine, yarın gece kutlayacağımız kandil hürmetine bizi affeyle ya Rabbi. Kandilde gönderdiğin sevgili hürmetine, Habibullah hürmetine, Neciyullah hürmetine ya Rabbi bizi her türlü kötülüklerden uzak eyle. İmanımızı sağlam, yakin, temiz, dürüst, istikametli bir iman eyle ya Rabbi. Ya Rabbi amelimizi imanımıza uygun eyle. Sağlam bir amel bize nasip eyle. Riyaya bulaşmamış, kibire bulaşmamış, hasede bulaşmamış,
kirlenmemiş bir amel nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, günahlarımızın utancından bazen sana elimizi açarken hicap duyuyoruz, utanç duyuyoruz belki. Ama biliyorum ki sen Rahman ve Rahim'sin, sen Gaffar, sen Settar, sen Mughis olansın. Ya Rabbi, sen diledin mi kulunu affedersin, kulunu girdaplardan çıkarırsın, kulunu ateşlerden rahmete götürürsün. Sen Allah'sın, sen Celle Celaluhu'sun, sen azameti ve kibrası büyük olansın. Ya Rabbi, sen Kuddus olansın, sen Rahman ve Rahim olansın. Kullar senden başkasına sığınmaz, kullar senden başkasını bilmez, kullar ancak ve ancak sana sığınır. Senin rahmetine, mağfiretine, hidayetine kapına gelmişiz. Biliyoruz ailelerimizden, çevremizden, dostlarımızdan her gün birilerinin sıkıntısı oluyor. Ya Rabbi, sen sıkıntıları, bütün çıkmazları çıkaran, sıkıntıları giderensin. Bize sıkıntılarımızı giderecek olan rahmetinle muamele ile ya Rabbi. Ya Rabbi, en daraldığımız yerde bize bir fereç nasip eyle. Bize bir çıkış nasip eyle. Ümitsizliğe kapıldığımızda bize bir ümit ver ya Rabbi. İkrama muhtaç olduğumuzda bize ikram eyle ya Rabbi. Şifaya muhtaç olduğumuzda şifa nasip et ya Rabbi. Derdimizi açtığımızda derdimize derman ver ya Rabbi. Fakrımızı sana ilan ettiğimizde fakrımıza bir gina nasip eyle ya Rabbi. Bir zenginlik ver ya Rabbi. Kulu kula muhtaç etme ya Rabbi. Namerde gönderme ya Rabbi. Namerde olana imkan verme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, kötülerle bizi imtihan etme. Şerle bizi imtihan etme. Şerirle bizi imtihan etme. Kötü insanlarla imtihan etme. Seni bilmeyenlerle bizi muhatap etme. Senin dinine, senin peygamberine, senin gönderdiğin kitabına, senin yarattıklarına kapıyı kapatmış olan insanlarla bizi muhatap etme ya Rabbi. Ya onlara hidayet nasip et veya onların şerrinden tüm Müslümanları, bütün müminleri uzak eyle ya Rabbi. Emin eyle ya Rabbi. Güvende eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizler diyoruz ki birbirini sevin, birbirinize merhamet edin. Kardeşlik duygularıyla kucaklaşın. Ayrı gayrı yapmayın. İnsanları kutuplaştırmayın. İnsanları mahallelere ayırmayın. Kalbinizi Allah'a açın. Zulmetmeyin. Yalan söylemeyin. Haset etmeyin. Dedikodu etmeyin. Laf taşımayın. Kumar oynamayın. Zina etmeyin. İçki içmeyin. Haksızlık yapmayın. Vicdansızlık yapmayın diyoruz. Doğru şeyler ve güzel şeylere çağırıyoruz. Kulak verenlere, bu sözlere koşanlara merhamet eyle ya Rabbi. O tür insanların sıkıntılarını gider ya Rabbi. Ama bütün bunlara, anlattığımız bütün bu hidayet, güzel şeylere kapıyı kapatmış, nefret ve kinle, içi adavetle dolu olanları sana havale ediyoruz. Biliyoruz ki sen hesabı en iyi gören ve en doğru görendir ve en adilane hesap görensin. Ya Rabbi, zalimleri ve kötüleri ve şer üretenleri ve dine ve imana ve Kur'an'a ve ezana ve Allah'a ait her şeye karşı kapıları kapatmış olanları sana havale ediyoruz ya Rabbi. Biliyoruz ki sen hesap sorduğunda hesapların en güzelini sorarsın ya Rabbi. Ya Rabbi, hastalarımıza şifa nasip eyle. Ya Rabbi, dertli olan kardeşlerimize derman nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sevdiklerimizi kazalardan, belalardan, musibetlerden, eskamlardan, emratlardan, hastalıklardan, habis olan bütün kötülüklerden uzak eyle. Şeytanlardan uzak eyle. Ya Rabbi, şeytanların azgın olanlarından uzak eyle. Ya Rabbi, imtihanı başarılıyla bitirebilmeyi nasip eyle. Bizlere cenneti nasip eyle. Cemalullah'ı nasip eyle. Bizi cehennemden azat eyle. Bizi nardan, nirandan azat eyle, uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ahirete göçmüş olan yakınlarımıza rahmet eyle. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, son nefeste ki hep beraber söyleyelim. Siz orada, ben burada. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Şehadet ederim ki, yani kalbimle iman eder ve dilimle söylerim ki Allah'tan başka ilah yok. Yine kalbimle şehadet eder, dilimle söylerim ki Muhammed Mustafa Allah'ın son elçisi ve son Resulüdür. Bu iman ile bizlere iman ve bahtiyarlık nasip eyle ya Rabbi. Amin ya Rabbi, amin ya Rabbi. Ya Rabbi, yaşayan annelere, yaşayan büyüklere,
yaşayan ninelerimize, teyzelerimize, amcalarımıza uzun ömürler nasip eyle. Onlara bereket nasip eyle ya Rabbi. Onların dualarından bizleri mahrum etme ya Rabbi. Evlatlarımızı, gençlerimizi her türlü tehlikeden, fitneden, uyuşturucudan, kötü düşüncelerden, kötü huylardan, kötü adetlerden uzak edenlerden eyle ya Rabbi. Ülkemizi koru ya Rabbi. Bayrağımızı koru ya Rabbi. Bütünlüğümüzü koru ya Rabbi. Bizi bu konularda bir araya gelenlerden eyle ya Rabbi. Değişik düşüncelerde, değişik mezheplerde, meşreplerde olabiliriz. Farklı düşünüyor olabiliriz. Farklı yaşıyor olabiliriz. Ama en azından Rabbimiz konusunda, Peygamberimiz konusunda, ama en azından dinimiz, bayrağımız, ülkemiz konusunda, ezanımız konusunda bir araya gelen, birbirini kucaklayanlardan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, dertlere deva olan Kur'an'dan bizi mahrum etme. Gönüllere şifa olan Kur'an'dan bizi mahrum etme. Ya Rabbi, daraldığımız yerde Kur'an'ın bereketiyle bereketlenmiş olanlardan eyle. Şu anda evlerinde amin diyen ve dua edenler vardır. Ya Rabbi, şu anda ekran başında bizimle beraber amin diyen, ekran başında bizimle beraber ya Rab diyen kim varsa ve Allah niyetiyle ve iyi niyetiyle şu anda bizimle beraber amin diyen kim varsa ya Rabbi, onların aminleri hürmetine bizim de aminlerimizi kabul eyle. Hangi niyetle dua ediyorlarsa, kim şu anda şu ekranı hangi niyetle takip ediyor, amin diyorsa ya Rabbi, onun niyetini halisane eyle. Niyetiyle onu muhatap ettir. Gönlünü açmış ve dua edenlerin de dualarını kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu dua çok güzel bir dua. Benim hakkımda ne arzu ediyorsan Allah sana iki katını versin. Benim hakkımda iyi de kötü de düşünüyorsan Allah sana mukabele etsin diyenlerin haklı, şu noktada haklı olduğu. İyilik düşünüyorsan Allah iki katını versin. Kötülük düşünüyorsan Allah seni ıslah etsin deme şuuruna ulaşmamızı nasip eyle. Bu cümleler, bu dudaklardan, bu dillerden aslında kötülerin hak ettiği cümleleri değil, ıslahı isteyen, onların nedametini isteyen, tövbeye onları çağıran, Allah'a yönelin ve kötü adetlerden vazgeçin demeyi, söyleyebilmeyi, yaşayabilmeyi, anlamayı hepimize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Özellikle de evli olmalarına rağmen çocuk sahibi olamayan, olmayan henüz çocuk isteyen insanlarımız var. Allah'ım onlara da hayırlı evlat nasip eyle. Evlatları olanların evlatlarına da sağlık, selamet, esenlik nasip eyle. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Dualarımızın kabulü niyetiyle Allah rızası için El-Fatiha diyoruz. Ve Fatiha'mızı okuyoruz inşallah. Mevlam inşallah hepimizin dualarını kabul eylesin diye ifade edeyim inşallah. Efendim, önümüzdeki hafta bugün diye ifade ettim. Düzeltiyorum. Yarın gece bu saatlerde birdenbire aklımız geçen haftaya gitti. Yarın gece bu saatlerde Mevlid Kandili özel programımızda beraberiz inşallah. Saat 00.20'den itibaren Mevlid Kandili saati yazmıyoruz. Ben size söylüyorum, 00.20'den itibaren efendim yarın gece beraber olacağız. Hatimlerinizi lütfen gönderiniz. Bugün Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden, önce şunu söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı değil. Kur'an-ı Kerim bir astronomi kitabı değil. Kur'an-ı Kerim bir tıp kitabı değil. Kur'an-ı Kerim bir coğrafya kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim efendim bir kimya, bir fizik, bir matematik, bir geometri kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kainatı düzene sokmak için göndermiş olduğu emirler, nehiler, davetler, hidayet rehberi, diğer peygamberlerin hikayeleri, kıssaları daha doğrusu. Hikaye diyoruz onları da, kıssa. Yani Allah'ın ders niyetine indirmiş olduğu hayat tarzlarıdır. Bunlardan da böyle istifade etmek gerekiyor. Ama Kur'an-ı Kerim zaman zaman akıllı ve aklın getirmiş olduğu bütün melekeleri yeniden insanın değerlendirebilmesi için kainata ait kitaptan bazı manzaralar verir. Yarattığı evrenden bazı manzaralar verir. Bazen güneşten bahseder.
Bazen gezegenlerden bahseder. Bazen yıldız kümelerinden bahseder Kur'an-ı Kerim. Bazen parmak ucundaki izden bahseder. Bazen yeryüzünün bir parça olduğunu, bir kütle olduğunu, sonra büyük bir patlamayla parçalandığını, yıldızlara, güneşlere, aylara, dünyaya bölündüğünü anlatır. Bazen Kur'an der ki yukarı doğru çıktığınızda nefesinizin kesildiğini hissedersiniz. Yani o zamanlar henüz uçaklar yoktu, füzeler yoktu ve insanlar yukarıya doğru yukarıdaki şartların, yani atmosfer ve gaz şartlarının farklı olduğunu bilmiyorlardı. Kur'an bazen bunlardan bahseder. Bazen Kur'an-ı Kerim Meryem annemizin, Hazreti Meryem'in olağanüstü doğumundan bahseder. Erkeksiz doğumundan bahseder. Allah ruh ilka etti, Cebrail'e git ve üfür dedi. Meryem o üfürükle Hazreti İsa'ya gebe kaldı. Bazen Kur'an-ı Kerim cinlerin yaratılışından bahseder, ateşten bahseder. Kısacası Allah kudretini bazen insanların önüne koyar, insanlara der ki bak bu kitap Hazreti Peygamber'in veya Tevrat Hazreti Musa'nın gerçeğiyle Tevrat, gerçeğiyle İncil Hazreti İsa'nın eseri değil. Tıpkı diğer kitapların, peygamberlerin eseri olmadığı gibi. O kudreti sonsuz, gücü sonsuz, ilmi sonsuz bir Allah'ın kitabıdır. Bunu göstermek için bunlardan örnek verir ki insanoğlu buradan kitaplara karşı güveni artsın. İşte dikkat ediniz. İslam'a saldıranların çoğu da Kur'an-ı Kerim'e saldırırlar ve peygambere saldırırlar. Gayeleri peygamberi ve Kur'an'ı insanların gönlünden alırlarsa Müslümanlarla oynamaya başlayabilirler. Tezgah böyle kuruluyor. Dikkat ediniz, bu konudaki internet sitelerine saldıranlara bakın, iki şeye saldırırlar. Bir, Allah'ın dinine, kitabına ve peygamberine. İki, Allah'ın dinini, kitabını öğretenlere saldırırlar. Çünkü itibarını eğer azaltırsanız peygamberlerin, sahabenin veyahut da alimlerin kitaba olan saygıyı azaltırsınız. Bunlar hepsi birbiri ardınca planlanmış olan şeylerdir. Şimdi bugün size bir ayeti kerimeyi paylaşacağım sizinle sevgili dostlar. Zümer 6. ayeti. Bugün sadece bir örnek vereceğim. Diğer zamanlarda da örnekler vereceğim. Yahlukukum. Allah sizi yaratıyor. Fi butuni ummahatikum. Annelerinizin karnında, batınında. Halkan min ba'd min halkin fi zulumatin selas. Üç yaratılıştan. Üç karanlık içerisinde birbirini ardınca yaratılışlardan geçirir Allah sizi. Annelerinizin karında üç karanlık bir yaratılıştan, yani üç karanlık perde veya üç aşamadan, efendim bir yaratılıştan başka bir yaratılışa geçmek suretiyle sizi yaratıyor diyor Kur'an-ı Kerim. Bu önemli. Şimdi bu ayetin söylendiği dönemlerde ne jinekoloji ilmi var, ne ultrasyonlar var, ne ışınlar var, ne insanla ilgili bu tür bir çalışma var. 1400 sene önceden bahsediyorum. Kur'an-ı Kerim burada diyor ki cenini, yani anne rahmindeki evladı dış tehlikelere karşı, ısı olabilir, ışık olabilir, güneş ışınları olabilir. Çünkü rahim bunları alırsa, çocuk alırsa çocuğu üzerinde ciddi travmalar, zararlar meydana getirebilir. İşte sıcaktan, soğuktan, ışıktan, küçük darbelerden, karın içindeki darbelerden, annenin hareketlerinden etkilenmemesi için üç perde vardır, üç karanlık perde vardır. Üç karanlık perde. Bunlar içinden sizi korumaktayız diyor. Efendim tıp ilminin insanla ilgili bilimsel faaliyetlerin ilerlemesinden sonra özellikle jinekoloji dediğimiz, yani ceninle ilgili, anne rahmiyle ilgili bilimsel çalışmalar ilerledikten sonra ilim şunu tespit ediyor. Üç karanlık, üç bölge var. Cenini dış etkilerden, tehlikelere karşıyan anne rahminde üç perde vardır. Üç bölge var. Bir, karın duvarı var. İki, rahim duvarı var. Üç, amniyon kesesi denilen bir kese var. Çocuk bu üç kese içerisinde Allah tarafından özel korunmaya alınıyor. Şimdi şu soruyu sorma hakkına sahibiz. Hazreti Muhammed'in, Aleyhisselatü Vesselam'ın, bırakınız Hazreti Peygamber'i, daha önceki peygamberlerin veya ilim adamlarının bilmediği bu detayı Hazreti Peygamber'in bilmesi mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği bu gerçeklik yıllar sonra, yakın dönemlerde ortaya çıktı ki evet, çocuğu, cenini anne rahminde üç perde, karın duvarı, rahim duvarı, amniyon kesesi korumaktadır.
Bizler imanımızı bunlara bağlamıyoruz. Bunların bizim açımızdan imanımızı arttıran veya azaltan bir özelliği yok. Sadece örnek olsun diye söylüyoruz. Hazreti Ali'nin dediği gibiyiz biz. Hazreti Ali'ye biri sordu, dedi ki ey imam, Allah'ı görseydin imanın artar mıydı? Soru bu İmam Ali'ye. Allah'ı görseydin imanın artar mıydı? Hazreti Ali dedi ki Allah'ı görseydim imanım artmayacaktı. Yakın bir imanla, sadık ve kuşkusuz bir imanla ben Allah'a iman ediyorum. Allah'ı gözümle görmüş olsaydım bile bu imanım azalmayacak, çoğalmayacaktı. İmanım az değil çünkü. Biz Allah'a böyle iman ediyoruz. İman ettiğimizle ahirette karşılaşacağız inşallah. Sağlam bir yoldayız, sağlam bir imanla gidiyoruz. Sağlam olmayan yolda olanlar kendi hallerini düşünsünler. Yine Hazreti Ali'nin dediği bir cümleyle söylüyorum. Ya Allah varsa, ki vardır, ya Allah'ın hesabı, ya kitapta yazılan her şey, Kur'an'da yazılan her şey, ya doğruysa, ya Hazreti Muhammed'in dediği her şey doğruysa, o zaman sen ne yapacaksın? Bu soruyu kişinin kendine sorması gerekiyor. Sevgili dostlar, ruh ve beden, beden ve ruh birbirini takip ediyorlar. Beden ve ruh. Beden ve ruh birbirini takip ediyor. Beden çürüyor, ruh çürümüyor. Peki hiç merak ettiniz mi? Ölürken kişi neler hisseder? Ne oluyor ölürken? Söyleyeyim. Birdenbire hayat matlaşıyor. Her şey belirginliğini kaybediyor. Sesler kulağa bir uğultu gibi gelmeye başlıyor. Ve sonra insan nefes almakta zorlanıyor. Ve insan yavaş yavaş yataktaysa veya yürüyorsa veya başka bir yerdeyse yere doğru savruluyor. Tam ölüm anında, esnasında ölüm meleği insana görünüyor. Ya sevdiği, ya nefret ettiği. Eğer Allah'a yakın bir insansan, ölüm meleği sana en sevdiğin şeklinde gelir. Kötüysen ölüm meleği sana en nefret ettiğin gibi görünür. Babanı görürsün ölüm meleği olarak. Kardeşini görürsün, anneni görürsün belki. Ölüm meleği suretinde yanına gelmiş. Niçin Allah ölüm meleğini en sevdiği kişi gibi gösteriyor ona? Ümidi ve umudu açsın ve korkmasın diye. Sabit bir kavl, yani doğru bir sözle yerinde durabilsin diye. Niçin kötü insana ölüm meleği en kötü ve çirkin halde görünür? En sevmediği ve nefret ettiği biçimde der ki sen yanlış yaptın hayatında, ölürken de bedelini ödüyorsun işte. Ölüm meleği onun için kişiye en sevdiği gibi görünür veya en nefret ettiği insan gibi görünür. Sonra ölüm meleğinin sağına ve soluna iki melek oturur. Kişinin ellerini tutarlar ve yavaş yavaş ruhunu kabzederler, alırlar. Son darbeyi ölüm meleği verecektir. Ölüm anında ruh bedeni terk eder. Ölen ruh değil, bedendir. Ruh nasıl bir şey hocam? Cismi var mıdır? Ruh girdiği bedenin cismine göre şekil alır. Ruhun belli bir şekli yoktur. Rüzgar gibi. Diyelim ki bir gaz gibi. Bir bulut gibi diyelim. İnsanın vücudunun şeklini alır. Ve insanın vücudunun istemiş olduğu hazzı ruhla beden beraber içlerler. Ruh bedenden, beden ruhtan sorumludur. Bu nedenle de mahşerde dirilme sadece ruh değil bedenle beraber olacaktır. İkisi de suçlu, ikisi de suçsuz. İkisi de karlı, ikisi de kaybetmiş. İkisi beraber bir araya gelecekler. Sonra ölüm ruhun bedeni yavaş yavaş terk etmesiyle başlar. Kişi öldükten sonra, yani ruh bedeni terk etti. Ruh bedeni terk edince ölüm olayı meydana gelir. Gerçek ölüm. Yani
artık nabız durmuştur, kalp durmuştur, sesleri duymuyor, bir şey görmüyor. Ama insandan çıkan ruh duymaya, görmeye, konuşmaları işitmeye devam eder. Nasıl olur bu? Ruh bedenini seyretmeye devam ediyor. Uzaktan seyreden bir yabancı gibi. Orada can çekişen biri var, ölen biri var. Aniden hareketsiz oldu, ruh dışarı çıktı ve ruh seyretti. Efendim çalışmalar, tecrübeler gösteriyor ki Hazreti Peygamber'in de hadislerinde anlattığı gibi ruhla beden arasında bir telepati, bir etkileşme, bir manyetik alan devam ediyor. Rus bilim adamlarının yıllarca önce söylediği şey doğru. Dediler ki Rus bilim adamları ölen kişi ile yukarı arasında yani iki metrelik bir mekan içerisinde bir değişik bir cereyan bir hareket söz konusu. Aslında o ruhu anlatıyorlar. Ruh bedeni terk ediyor. Nereye kadar? Mezara kadar. İrtibat devam ediyor ama canlılık irtibatı değil. Ruh bedenin içinde olmadığı için beden bir daha dirilemez. Peki beden nasıl dirilebilir bir daha? Ruhu yeniden bedene sokarsan olur. İnsanoğlu bedene ruhu yeniden sokabilecek mi? Hayır. İleride olabilecek mi? Bilmiyoruz. Niçin bilmiyoruz? Çünkü Hazreti Musa ile ilgili bir olayda ölen bir insanın katili için bir inek kestiler. İneğin bir parçası diliyle veya bir parçasıyla ölüye vurdular. Ölü katilinin adını söyledi, yeniden öldü. Demek ki son 10 saniye diyelim ki hayatın son 10 saniyesini, son 15 saniyesini belki ileride bilim yeniden konuşturabilecek. Son 15 saniyesini. Bu yeniden diriltme anlamına gelmiyor. Ama bu ihtimal, illaki olacak diye bir ifade kullanmıyorum. Bunlar hepsi muhtemel şeyler. Çünkü mucizeler bilimin gelebileceği en üst sınıra işarettir. Evet, ruh kendini görecek. Yukarıdan seyredecek. İnsan yıkanacak, ruh kendini seyrediyor. İnsanlar kefenlenecek, ruh kendini seyrediyor. Mezara, tabuta konulacak, ruh kendini seyrediyor. Oradakilerden biri. Henüz hesap başlamadı çünkü. Hesap başladıktan sonra kendinin kendisi olduğunu anlayacak. Ruh da etrafta dolaşır. İbn-i Kayyım'ın Suyuti'nin ve benzeri ule alimlerin kitaplarında Kurtubi'nin yine benzeri ifadeleri bulabilirsiniz. Yani tam olarak kendisinin öldüğünün farkında değildir. Bir şey oldu ama kimdir bu? Sonra kişi mezara doğru götürülür. Musallada cenaze namazı kılınır, dua edilir. Şunu söyleyeyim. Allah'a inanmamış, peygamberine inanmamış, Kur'an-ı Kerim'i inkar etmiş olan bir insana kılınan bir cenaze namazının hiçbir faydası yoktur. Çünkü cenaze namazı bir duadır. Dua kime yapılır? Günahkar veya günahkar olmayan her Müslümana, her günahkara dua edilir. Cenaze namazı bir duadır. Ve o duanın faydası var. Adam zina da etse, kumar da oynasa, içkili de olsa, içkiliyken ölse bile ona dua edilir, cenaze namazı kılınır. Çünkü Allah affeder. Ama. Allah'ın herhangi bir ayetini, Kur'an'daki Fatiha'yı kabul etmiyorum diyor mesela. Hazreti Muhammed'i kabul etmiyorum diyor veya Allah'ı kabul etmiyor diyor. 100.000 cenaze namazı kılsanız da faydası yok. 100.000 imam bir araya gelse, bütün imamlar koro halinde Allahu Ekber deseler, bütün Müslümanlar hep beraber tekbir getirseler, Allah'a, peygamberini ve kitabının herhangi bir ayetini, bakın şöyle anlıyorum, o ayrı. Tartışırız, konuşuruz onu. Ama dedi ki bu ayet bu Kur'an'a yakışmıyor dedi. Bu ayeti kabul etmiyorum dedi. 100.000 imam tekbir getirse faydası yok. Ebediyen o rahmetten uzaklaşmıştır. Sonra herkes geri döner.
Ve geri dönerken herkes üstünü kapattılar, geri döndü. Kişi de gitmek ister, ruh bedene girer, anlar ki ölen kendisidir. Ondan sonra münker ve nekir gelir. İki sorgu melekleri gelirler ve sorgu sorarlar. Rabbin kim, peygamberin kim, kitabın ne, kıblen ne? Ne mutlu bilen ve cevap verenlere. Hocam bilmek ilimle ilgili mi? Hayır. Bilmek imanla ilgilidir. İlimle ilgili değil. Ordinaryos profesör olsan, allame olsan, iman etmiyorsan cevap veremeyeceksin. Bu ilimle, dünyadaki okumakla ilgili değil, imanla ilgili bir şeydir. Çünkü orada sorgu imanla ilgili bir sorgudur. Sevgili dostlar, öldükten sonra, ölmeden önce ne bir saniye öne ne bir saniye geri gidemezsiniz. Ne bir an geri gider ne bir an ileri gider. Ecel gelince yakalar. Hazreti Süleyman Aleyhisselam, büyük peygamberlerden biri, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın oğlu. Efendim hayvanlara, cinlere hükmeden bir peygamber. Hem iktidar, hem dünyevi iktidarın, hem nebevi gücün birleştiği özel insanlardan biri. Süleyman Aleyhisselam. Hazreti Süleyman Aleyhisselam, zaman zaman ölüm meleği Süleyman Aleyhisselam'ı ziyarete gelirmiş. Bakın, ecel gerek gecikir mi? Tedbir alacağız elimizden geldiği kadar. Maddi ve manevi bütün tedbirleri alacağız. Ama ecel değişmez. Sevgili dostlar, Süleyman Aleyhisselam, ölüm meleği Süleyman Aleyhisselam'ın yanına geldi. Süleyman Aleyhisselam'la konuşurken ölüm meleği bir şeyler danıştı veya tebliğ etti veya anlattı veya neyse artık. Hazreti Süleyman daha sonra Hazreti Süleyman'ın yanından ölüm meleği ayrıldı. Ama ayrılırken şöyle bir şey oldu. Hazreti Süleyman'ın yanında oturan bir fert Süleyman Aleyhisselam'ın ümmetinden birisine şöyle baktı ölüm meleği ve gitti. Hazreti Süleyman'ın yanında Azrail Aleyhisselam gittikten sonra Süleyman Aleyhisselam'ın yanındaki adam dedi ki ey Süleyman, Allah'ın peygamberi, demin sizin ziyaretinize gelen kimdi diye sordu. Hazreti Süleyman dedi ki o ölüm meleği Azrail'di. Dedi ki ama bana çok kötü baktı. Herhalde bu benim canımı alacak. Korkmaya başladı adam ve dedi ki ey Süleyman, senden bir ricam var dedi. Buyur dedi Hazreti Süleyman, ne olur dedi benim bedenimi, benim vücudumu Hindistan'a at. Diyelim ki Suriye'den Hindistan'a. Kaç bin kilometrelik bir mesafeye. Süleyman Aleyhisselam rüzgarı Allah onun emrine vermişti. Rüzgarla insanları salıveriyordu. Mesela rüzgar gücüyle insanlar ileride bir yerden bir yere aktarılabilecekler mi? İnsanlar zor ama eşya elementlerine bölünü burada Süleyman'ın, Hazreti Süleyman'ın sandığının, kürsüsünün Belkis'e taşınması gibi. Acaba bir maddeyi parçalayıp yeniden başka bir yerde yere ışınlayıp toplayabilecek miyiz? İlim bütün bunları bulabilecek mi acaba? Bu mucizeler buna işaret mi acaba? Hazreti Süleyman, bu adam Azrail bana kötü baktı, benim canımı alacak gibi baktı. Beni ne olur uzağa at isteği üzerine Hazreti Süleyman onu kırmadı ve rüzgara emretti. Adamı ta Hindistan'a kadar attı. Nereye kadar? 10 bin kilometre uzaktaki bir yere kadar onu ta uzaklara kadar attı. Sevgili dostlar, aradan 3-4 gün geçti. Ölüm meleği yeniden Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a geldi. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'la konuştu, istişare etti. Giderken Hazreti Süleyman dedi ki, sana bir şey soracağım ey ölüm meleği. Buyur Süleyman. Sen geçen yanımdayken yanımda oturan bir adama ters baktın ve gittin. Niçin ters baktın? Adamın ödü patladı senden. Senin ölüm meleği olduğunu anlayınca niçin ters baktın ona? Azrail Aleyhisselam şöyle dedi, ya Süleyman dedi, Allah'ın peygamberi. O adama ben hayretle baktım.
Şundan dolayı bana gelen ölüm listesinde bir gün sonra o adamı Hindistan'da öldürmem gerekiyordu. Bana gelen listede o adamın bir gün sonra Hindistan'da canını almam emredilmişti bana. Ben listeyi biliyorum. Listedeki o adamı tanıdım. Ama o adam senin yanındaydı. Hindistan'a ise 10 bin kilometre var. Bu adam yarına kadar 10 bin kilometre nasıl gidecek? Nasıl onu orada bulacağım diye ben hayret ettim. Onun için ona ters baktım. Süleyman, ey Allah'ın peygamberi. Ölüm listesinde bana bildirildiği gibi bir gün sonra gittim ve onu Hindistan'da buldum. Hindistan'da onun canını aldım. Hazreti Süleyman meseleyi anladı. Demek ki ölümden kaçış yok. Ölümden azat olmak yok. Ölümü yenmek var. Ölümü yenmek var. Ölümü imanla yenersiniz. Yakinle, Allah'a bağlılıkla, sadık bir imanla. Şunu söyleyeyim, bazı Allah dostları ölürken eziyet çekerler. Vücutlarında ağrı sızı olur. Allah bu dostlarına bu acıyı veriyorsa ya Allah'ın düşmanı olanlar, siz varın hesabınızı yapın. Sanmayın ki dünya hayatında rahat ölmeniz, ani ölmeniz sizi kurtarıyor. Sanmayın. Allah hesabı oraya doğru yazıyor. Hesabınızı ona göre yapın ve yanlış yerde yer almayın. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوْجْ وَشَيَّدَ Siz böyle sağlam, sert, katı, efendim, özel tasarlanmış olan bursların altında bile olsanız, ölüm gelip sizi kuşatacaktır. Kurtulamazsın. O zaman ölümü öldürmeyi öğren, kurtulursun. Evet sevgili Abdurrahman, sevgili Mustafa Duman, hadi bakalım.
annem her şey ziyan oldu. Annemin hayali geldi karşıma. Efendim teşekkür ediyoruz sevgili Abdurrahman Önül'e, sevgili Mustafa Duman'a. Teşekkür ediyorum ikinize de. Bu gece annelerimizi yeniden hatırlattılar bize. Efendim yarın gece Mevlid Kandili, Viladet-i Nebi'yi, yeryüzünün başına gelmiş en şerefli şey, peygamberin doğumu. Dünyanın başına gelen en şerefli şey, peygamberin doğumu. İşte yeni bir medeniyeti, bir rahmet, sevgi, kardeşlik, özgürlük medeniyetini kuran Muhammedül Emin'in geldiği o geceyi, yarın geceyi beraber kutlayacağız inşallah. Allah bizi onun sünnetinden, berekenden mahrum etmesin inşallah. Yarın gece saat 00:20'den itibaren ATV'de olun. Lütfen dostlarınıza da söyleyin. Dualarımızı yapacağız. Gece ne yapmamız gerektiğini de inşallah hep beraber paylaşacağız inşallah. Bu ara konferanslarım devam ediyor. Ondan da bir görüntü arkadaşlarımız tarafından. Yarın gece 19:30'da. Gazi Osman Paşa'da olacağım. Konferans için Gazi Osman Paşa'lara duyurulur yarın gece 19:30'da. Yani Mevlid programımızdan önce cumartesi günü de Kalecik'te, Ankara Kalecik'te kardeşlerimizle beraber buluşacağız. Efendim yarın sabah 8:30'da burada yine beraberiz inşallah. Allah'ın izniyle 8:30'da. Pazar günü saat 10'da Kur'an ve Sünnet programında yine beraber olacağız. Efendim ekibimiz adına hepinize teşekkür ediyoruz. Gönlünüz peygamber ışığıyla dolsun. Özel günlerdesiniz, özel zamanlardasınız. Muhammedül Emin'in dünyayı şereflendirdiği tarihleri yaşıyorsunuz. Peygamberle olan ufkunuzu genişletin. Salatü selamı bu geceden itibaren lütfen çoğaltın. Peygambere bol bol ama bol salatü selam getirin diyorum. Sizi seviyoruz. Efendim Mevlam hepimizi muhafaza eylesin. Yarın gece saat 00:20'de ATV'de canlı yayında görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Allah yar ve yarımcınız olsun derken sevgili Abdurrahman'a ve Mustafa Duman'a teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Efendim görüşünceye kadar Allah sizinle olsun inşallah.